olimpik tanrılar arasında Apollon'un yeri bellidir. Ulu Zeus'un oğludur. Ama Yunan mitolojisinden ziyade Batı kültür tarihini ikonik bir endikatörüne dönüşür. Batı kültürü apolonik bir kültürdür. Batı kültürünün bütün filhelenizminin arkasında aslında holistik bir klasik Yunan kültürü yoktur. Cımbızla seçilmiş sadece apolonik, platonik yön vardır. Ki 19. yüzyılın sonunda arkaik antikite Dionysos başlığı altında ne yapılsın? Keşfedilsin. Apollon pagan dinlerde Tanrı'nın elçisi, yani peygamber mekanizması veya Hristiyanlık için konuşuyorum. Tanrı'nın oğlu, Tanrı ve İsa mevhumu, dinamiği adeta Zeus ve Apollon'da saklıdır. Nasıl Yahve, Musa, nasıl bizde Allah, Hazreti Muhammed, nasıl Hristiyanlıkta Tanrı, İsa, bu analojinin pagan versiyonu Zeus ve Apollon'dur. Yani Batı kültürünü, Avrupa'yı Hristiyan tire klasik Yunan mirasının üstüne konuyor diyorsak, klasik Yunan ayağını apolonik yön belirliyor. Nedir bu? Bu Apollon'un doğumuyla, her şeyiyle ilgilidir. Klasik Yunan versiyonundaki yönü itibariyle. Apollon'un annesi Leto'dur. Leto, Zeus'tan tabii ki hamile kalır. Ve Hera, kıskanç Hera, Apollon'un Zeus'un eşi, bütün yeryüzüne emir verir, hiçbir yerde doğuracak yer bulamasın bu tanrıça diye. Nereye gitse Apollon, Apollon'un annesi onları ve ikiz kardeşi Artemis'i doğurmak için her yer onu gözyaşlarıyla reddetmek zorunda kalıyor. Ta ki Ege Denizi'nde Delos Adası, ki Delos Adası çok önemlidir çünkü yüzer bir adadır. Yani nedir? Adanın kendisi mitiktir. Tırnak içinde hiçbir haritada yoktur. Delos Adası, burada doğum yapabilirsin, burada çocuklarını doğurabilirsin diye ifade eder kendisini Leto'ya. Leto da ilk önce Artemis'i doğurur. Artemis de hemen, tanrıça olduğu için Artemis de hemen doğar doğmaz annesine, ikiz kardeşi Apollon'u doğurmasında yardımcı olur, değil mi? Ve ada o gün bugündür yüzmeyi bırakır ve belli bir noktaya sahip olur. Bakınız, bu çok ilginç. Apollon'un doğmasıyla birlikte mitik bir topografya aleni fiziki coğrafyaya dönüştürülüyor. Bu neyin göstergesi biliyor musunuz? Daha Apollon'un doğumunda Apollon'un bütün mevhumları dile geliyor. Apollon çünkü mitosu logosa çeviren tanrıdır. Apollon çok ilginç bir tanrıdır. Apollon kendisini dahi, kendisinin tanrısallık yönünü iptal edecek derecede rasyoneldir. Apollon doğar doğmaz yola koyulur ve Atina'ya doğru gider. Bu çok ilginç, bu çok önemli. Yani kırdan, periferiden merkeze gider, kültür merkezine gider. Yunan tragediyasında Oresteia'da, Oresteia'nın 3. bölümü olan Oymenitlerin prologunda biz bunu okuyoruz. Doğar doğmaz Atina'ya doğru gider. Niye? Çünkü kültür kahramanı, kültür herosu deriz biz buna. Nereye yakışır? Kültür merkezine yakışır. Yani wilderness dediğimiz vahşi, tırnak içinde, doğa, yüzen ada, bilinmeyen yer.
Ona göre değildir. O bir kültür merkezi tanrısıdır değil mi? Medeniyet tanrısıdır. Yani Medine'ye gider adeta Apollon. Bu çok önemli. Apollon giderken bütün böyle vahşi doğa, dağlar, bayırlar, hiç böyle bakılmamış yerler tertemiz cetvelle çizilmiş tarlalara dönülür. Yabanıl otlar yok olur. Balta girmemiş yerlerden, yerlerin yolları böyle patikalara dönüşür. Yani Apollon doğayı ne yapar? Rasyonalize eder. Doğayı ne yapar? Akültüre eder değil mi? Bu çok önemli. Ondan sonra gelir Atina'ya, yani o dünyanın, o manevi topografyanın en büyük kültür merkezine gelir ve orada çadırını kurar adeta değil mi? Apollon aynı zamanda gelecekle ilgili tanrıdır. Bu gelecekle ilgili mevhumunu da babası Zeus'tan alır. Yani burada çok güzel tanrının sözcülüğü yönü çok güzel dile gelir. Bütün Yunan dünyasında, Yunan'ı teritoryal alan devleti olarak düşünmeyeceksiniz asla. Bağımsız şehir devletleri var. Burada ne var? Bu Delfoy'daki Apollon Tapınağı bütün Yunanlılar tarafından bir adeta tırnak içinde söyleyeyim milli merkez misali. Herkes Delfoy'a gider ve orada Tanrı tarafından söylenenleri uygulamaya çalışırlar. Adeta nedir bu? Bu ileriye dönük planların, projelerin burada masaya konulması, aynen Birleşmiş Milletler gibi, aynen bir ülkenin bakanlar kurulu gibi, olmayan bir ülkenin bakanlar kurulu gibi planlar, projeler yapılır. Yani Apollon ne yapar? Yunan siyasetini, Yunan siyaset yaşamını tırnak içinde diğer, yani sitelerin diğer sitelerle ilişkilerini, dış politikayı burada ne yapmaya çalışır? Bu Delfoy Tapınağı ayarlamaya çalışır değil mi? Ayarlamaya çalışır. Yani bir sorun olduğu zaman, biz bunu tragedyalardan da görüyoruz, herkes anında bir heyeti Delfoy'a gönderir ve öngörü tanrısı Apollon tarafından bilgilendirilir. Yani buradaki bu kehanet unsurunu, bilicilik unsurunu kesinlikle mitosa koymamak lazım. Orada geleceğe yönelik planlar, projeler çizilir. Yani adeta bu Apollon tapınakları, sırf Delfoy yok, Klaros var, Didim var vesaire vesaire. Onlar adeta o çağın, klasik çağın think tank kluplarıdır. Think tankleridir adeta. Politikalar belirlenir değil mi? Bunu tabii ki mit çok değişik yansıtıyor. Mit de dolayısıyla Logos'a böyle saldırıyor. Çünkü Delfoy'daki kehanetler hep böyle hermetik, anlaşılmaz bir dilde olduğu için yanlış anlaşmaya çok açıktır. Örneğin bir kral der, ben Hales'i, Kızılırmak'a geçeyim mi? Delfoy'da, Pythia'da Apollon'un söylediğine göre şöyle bir şey der. Eğer Hales'i, Kızılırmak'a geçersen büyük bir imparatorluk yok olacaktır. Bakınız gayet mantıklı. Savaş olacak, bilmem ne olacak. Bunun üzerine kral geçiyor Hales'i ve büyük bir imparatorluk yok oluyor, kendi imparatorluğu. Tabii ki birisi kazanacak. Yani mit bunu Apollon'un rasyonelliğini mitoslaştırmak için de böyle anlatır değil mi? Apollon Batı kültürünün Semyon'udur. Yani biz diyoruz ya Türkiye'de, bizim ülkemizde işte Batı'nın Yunan hayranlığı. Hayır, Yunan hayranlığı yok. Batı Demeter'e, Dionysos'a asla hayran değildir. Batı kültürünün tırnak içinde karanlık yönü, sanatı Dionysos hayranı olabilir. Ama Batı'nın siyaseti,
üstünlük politikaları, antroposantrizmi, etnosantrizmi, eurosantrizmi bunlar tamamıyla apoloniktir. Camille Paglia'nın çok ilginç bir sözü vardır. Hatta Batı'nın ırkçılığı bile. Apollo'nun bu kadar böyle hermetik bir biçimde Yunan kültürünü dizayn etmesinden dışarıya karşı doğal olarak ötekileştirici olduğu için Batı kültür tarihinde ilk ırkçı momentumunu gördüğünü ifade eder. Ve Apollo'nu sarışın mavi gözlü olarak tanıtır ve Apollo'nun kışın Yunanları terk edip kuzeydeki efsanevi Hiperborealıların ülkesine gitmesini de bir nevi kuzeydedir, kuzeyde bir efsanevi ülkedir o, kutup ülkesi gibi bir şey. Onların da sarışın ve mavi gözlü Cermenler olduğunu ifade eder. Demek ki Apollonik dediğimiz zaman felsefi kültürel anlamda Avrupa'nın kendisini dışa karşı farklı bir biçimde algıladığını ve alımladığını anlıyoruz Avrupa ve Batı kültür tarihi anlamında.